Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? 5 sene evvel yine böyle bir ilkbahar günüydü. İlkbahar bitişik yazılır arkadaşlar. Burada bir yazım yanlışı var. Bu kapının dışındaki koridorda süzgün çehreli. Kapının şöyle dışındaki koridor bu bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Bu yüzden buradaki ki sıfat yapan ki'dir ve sıfatlaştıran ki bitişik yazılır. Kapının dışındaki koridor derken, dışındaki koridorda derken arkadaşlar buradaki D, da Bulunma hal ekidir ve bulunma hal ekleri bitişik yazılmalı burada ayrı yazılmış. Dolayısıyla buralarda da ne vardır? Gördüğünüz gibi yazım yanlışı var. Mahcup bu şekilde yazılır doğru. Tek doğru olan şık, denizli şıkkı. Diğerlerine bakıyoruz. Geniş pencerelerden ılık bir bahar güneşi süzülüyordu. Halbuki o biçare yıpranmış ince pardesüsü içinde titriyor. Elinde tuttuğu bir kağıdı sinirli parmakları arasında buluşturuyordu derken arkadaşlar hal bu ki ifadesindeki ki kalıplaşmış ki'lerden bir tanesidir ve kesinlikle bu da bizim için nasıl olacaktır? Bitişik yazılması gerekecektir. Ayrı yazılmış yanlış. Cevabımız Denizli şıkkı. Mahcup bu şekilde yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Sonunda 3. tekil kişi iyilik eki olan özel ada bu ekin dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz diyor arkadaşlar bakıyoruz Ankara Kalesi'nin manzarası umduğundan daha güzel Ankara Kalesi zaten burada e, iyilik üçüncü tekil kişi olduğu için üzerine gelen çekimeki kesmeyle ayrılmış sorun yok Türkiye'nin son yıllardaki durumu üzerine düşünmek gerekiyor derken Türkiye'nin Türkiye özel bir isim ve üzerine gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış bu da doğru. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmeseydik daha iyi bir durumda olabilirdik derken Birinci Dünya Savaşı özel isim olduğu için üzerine gelen ek kesme işaretiyle ayrıldı bu da doğru. Boğaz Köprümüzün güzelliği yabancı turistleri çok etkiliyor derken arkadaşlar Boğaz Köprüsü bu haliyle baktığımızda köprüsü ifadesinin sonundaki ünün şöyle ne olduğunu, iyilik üçüncü tekil kişi olduğunu söyleyebiliriz. Normalde Boğaz Köprüsü'nün dediğimizde yani özel isimle oluşturulmuş tamlamanın orijinaline ek getirdiğimizde kesme işaretiyle ayrılmalı. Ama iyilik üçüncü tekil kişi eki yerine başka bir iyilik eki Gelirse kesme işareti artık olmaması gerekiyor. Yani Boğaz Köprümüzün dediğimizde Artık kesme işaretine ihtiyaç duymuyorum. Neden? Çünkü iyilik üçüncü tekil kişi yerine başka bir iyilik eki getirdim. Yani mızmız birinci çoğul iyilik eki getirdiğim için burada artık kesmeye ihtiyacım yok. Cevabımız bu yüzden Denizli Şıkkı olacaktır. Yanlış yazılmış. çağın kapanması Fatih'in İstanbul'u fethiyle gerçekleşmiştir. Ortaçağ bu şekilde yazılır. Fatih'in İstanbul'u derken kesme işaretiyle ayrılır. Gelenekler dediğim gibi cevabımız Denizli Şıkkı. Bu metinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulutları hareketlendirerek daha fazla yağış elde edebileceğini fark etti. Arkadaşlar Pekin özel bir isim ve kendisinden sonra gelenekler ekler kesmeyle ayrılmış doğru. Fark etmek kesinlikle ayrı yazılır çünkü herhangi bir ses olayı olmadı. Bu yüzden burada da doğru yazıldığını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. E, Tişinkuya Üniversitesi'nden derken üniversite bir kurum adı kurum ve kuruluşlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Üniversitesi'nden derken kesme işaretine ihtiyaç yok. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Evet bulutun içindeki küçük parçacıkların daha büyük oranlarla birleştiği bulutun içindeki parçacık gibi düşündüğünüzde buradaki ki'nin sıfatlaştıran ki olduğunu ve sıfatlaştıran ki'nin de bitişik yazıldığını biliyoruz. Böylelikle de daha fazla yağmur damlacığı oluştuğunu açıkladı derken buradaki de da bağlaç olan de'dadır, Bağlaç olan de da ayrı yazılır. Bu da doğru. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu metinde numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yeni bir bilimsel araştırma çamaşır makinelerinin enerji tasarruflu yıkama programlarının hastalık bulaştırabildiğini ortaya çıkardı. Tasarruflu ifadesi doğru yazılmış. Daha fazla çevre dostu olma amacıyla pek çok kişi kıyafetlerini daha düşük ısıda yıkıyor. Pek çok ağrı yazılır arkadaşlar. Doğru. Isıda derken buradaki d de, da bulunma haliki olduğu için bitişik yazılır. Doğru. Ama bilim insanları bunun mikroplar için yeterince sıcak olmadığı konusunda uyarıyor. Konusunda D daha burada haliki olduğu için bitişik yazıldı. Fakat bilim insanları ifadesi arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır. Şöyle bilim insanları çünkü her iki sözcükte de anlam kaybı yok. Bu yüzden cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses bilgisi kurallarına uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Kaybedilen zamanı geri almanın mümkün olmadığını akılda tutmak gerekir. Kayıp etmek kaybedilen. Burada gördüğünüz gibi ses düşmesi olduğu için bitişik yazılmış. Gayet doğru. Bu tarla üçgen şeklindeydi. Evde bu üçgenin tam ortasında yer alıyordu. Burada da herhangi bir sorun yok. Şekil, şekli, üçgen bu şekilde yazılır. Doğru. Kendine o kadar güveniyordu ki Önlem alma gereği hissetmedi. Hissetmek ünsüz türemesi yaşadığı için bitişik yazılır. Bu da doğru arkadaşlar. Sol omuzuna giren omuzu değil ne olması gerekiyordu? Sol omuzuna giren yani burada e, u sesinin düşmüş olması gerekiyor. Burada bir ünlü düşmesi yaşanmalıydı. Yaşanmadığı için yazım yanlışıdır. Cevabımız Denizli Şıkkı. Kültürel etkileşim asla kültür aşılanmasına dönüşmemelidir derken burada bir sorun yok. Dediğim gibi cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Halide Edip Adıvar'ın 1945'te yazdığı bu roman doğru 45'te ünsüz benzeşmesi kuralına uymuş problem yok. Cumhuriyet devrinde yetişen gençlerle eski nesle mensup insanları karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koyar. Ortaya koymak ayrı yazılır doğru. Nesil nesle ünlüyle başlayan bile kaldığı için ünlü düşmesi yaşadı. İyi sesi düştü. Fakat arkadaşlar Cumhuriyet dönemi ya da Cumhuriyet devri dediğimizde başlangıcı belli olduğu için özel bir e, tamlama olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet devrinde şeklinde olması gerekiyordu. Başlangıcı ve bitişi belli olan dönemler büyük harfle yazılır. Gördüğünüz gibi her iki sözcüğün de ilk harfi büyük ve kendisinden sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Cevabımız Bursa şıkkı. Evet eserin esasını olay değil şahıslar teşkil eder derken teşkil etmekte herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılır ayrı yazılmış doğru. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Bu açıklamaya göre cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. UNESCO'nun son yıllardaki çalışmaları kültürel mirasa dikkat çekiyor. Bu madde arkadaşlar buradaki öncülü vermekte. Dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı yok. UNESCO'nun bir kelimeymiş gibi okundu ve buna göre ek getirildi. Sorun yok. TDK'dan söz varlığımızın durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi derken Türkçede K sesinin olmadığını söylemek istiyorum arkadaşlar. TDK'den şeklinde olmalıydı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi buradaki öncülü ne yapmış oldu? Haksız çıkarmış oldu. İki kesinlikle yanlış. Bir 28,34 kg'den fazla bir ağırlığa sahip. Bakın burada ne dedi? Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Kg'den değil şöyle gramdan olması gerekiyordu. Dolayısıyla bunun da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yanlış. Şöyle cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 yani Edirne şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Kimse Leyla ve Mecnun adlı aşk hikayesini Fuzuli'den daha güzel yazamamıştır. Arkadaşlar, eser isimlerinde kullanılan bağlaçlar küçük harfle yazılır. Bu doğru. Fuzuli derken zaten özel isim ve özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğru. Bugünden itibaren doğudan gelen soğuk hava yurdu etkileyecek derken doğudan ifadesinin büyük harfle yazılmasına gerek yok. Şu şekilde yazılması yeterli. Hangi durumda büyük yazılacaktır? Eğer tarz, medeniyet anlamında kullanılıyorsa büyük harfle yazılmalıydı ama öyle bir anlamda kullanılmadığı için küçük harfle yazılması gerekir. Ne olursa olsun kültürümüzü batı kültürünün tesirinden kurtarmalıyız derken işte burada gördüğünüz gibi bir tarz ve medeniyet anlamında kullanıldığı için büyük harfle yazılacaktır. Geçen hafta NASA tarafından Mars'a yeni bir uzay aracı gönderildi derken zaten gördüğünüz gibi terim anlamlı bir sözcük olduğu için büyük harfle yazılmış. Bu sene ocağın 22'sinde 20 yıl aradan sonra güneş tutulması yaşanacak derken güneş burada terim anlamda kullanıldı. Ocağın 22'si İşin içerisinde 22 sayısı olduğu için ay ismi de büyük harfle yazılır ve kendisine getirilen ekler gördüğünüz gibi kesme işaretiyle ayrılır. Sayılara gelen yapım ve çekim ekleri ise zaten her türlü kesme işaretiyle ayrılacaktır. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Yer kabuğunun altındaki manto katmanı yaklaşık 3000 kilometre kalınlığında ve magma adı verilen erimiş kayaçlardan oluşuyor. Arkadaşlar yer kabuğu derken nasıl yazılmalı? Şöyle yer kabuğu ayrı yazılması gerekiyor. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız adana şıkkı. Magma yüzeyden derinlere inildikçe daha akışkan hale geliyor. Sorun yok. Manto denilen kısmın altında bulunan dış çekirdek ayrı yazılır katmanı demir ve nikelden oluşuyor. Sorun yok. Dünyanın merkezinde ise katı demir ve nikelden oluşan iç çekirdek bölümü var. Dünya burada terim anlamda kullanıldığı için kendisinden sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Buradaki sıcaklık yaklaşık 6000 derece. Yani neredeyse güneşin yüzeyi kadar sıcak. Güneş burada terimsel anlamda kullanıldığı için kendisinden sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Buradaki sıcaklık derken sıfatlaştıran ki'nin de bitişik yazıldığını biliyoruz. Cevabımız Adana olacaktır. Bu açıklamaya göre Hürriyet Caddesi'ndeki törene genç yaşlı herkes büyük bir katılım sağladı. Samsun'un doğusunda yer alan Terme ilçesi tarım yapılan önemli bir ovadır. Çakmak köyünde bulunan maden köylüleri büyük bir sevince boğdu. Neredeyse yarım kilo Antep fıstığını bitirmiş de daha da var mı diye soruyor ve Hürriyet Caddesi. Şimdi arkadaşlar cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır diyor. Hemen buraya dönüyoruz. Yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri sözcükler büyük harfle başlar demiş arkadaşlar. Bu şekliyle baktığımızda zaten gördüğünüz gibi Terme ilçesi derken Terme büyük harfle başladı. Tamam. Doğru. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Çakmak köyünde derken köyün kesinin küçük olması gerekiyordu yani. Dolayısıyla 3 kesinlikle yanlış. E burada zaten ilçe küçük yazılmıştı gördüğünüz gibi. 2 doğru. 3 yanlış. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Hürriyet caddesi derken caddenin c'si büyük dolayısıyla bir de kesinlikle doğru. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Neredeyse yarım kilo Antep fıstığı derken arkadaşlar fıstığın fesinin küçük olması gerekiyordu. Ankara keçisi derken keçin k'si küçük. Denizli horozu derken horozun h'si yine küçük olacaktır. O halde burada da bir yanlışlık var. Cevabımız 3 ve 4 yani Edirne şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Uzun süren bir yolculuğun ardından sonunda eve geldik ve ben bir an önce uyumak için odama yöneldim. Bir an böyle yazılır. Başka bir çeldirici yok. Doğru. Ne var ki annem memleketten getirdiğimiz konserveleri dolaba yerleştirmemi rica etti. Rica etmek ayrı yazılır. Ne var ki derken buradaki ki bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Sorun yok. Yorgun olmama rağmen onu kıramadım ve kavanozları bir bir dolaba yerleştirmeye başladım. Bir bir ayrı yazılır. Kavanoz böyle yazılır. Bu da doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir kısmını yerleştirdikten sonra birdenbire kavanozlardan biri elimden düştü ve paramparça oldu. Birdenbire arkadaşlar bitişik yazılacaktır. Zarf görevindedir. Ani ya da aniden anlamına gelir. Bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı. Neyse ki bu kazayı hiçbir yerimi yaralamadan atlattım. Hiçbir bitişik yazılır. Buradaki ki bağlaç olan ki olduğu için ayrı yazılır. Burada da bir sorun yok. Cevabımız Denizli şıkkı. Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Beyindeki şekli deniz atına benzeyen hipokampus bölgesini öğrenme ve bellek oluşumunda anahtar rolü vardır. Arkadaşlar deniz atı bitişik yazılacaktır. Başı at başına benzediği için buna deniz atı adını vermişler. Bir hayvandır yani bir denizde yaşayan boyu uzun olan 10-15 cm boyunda olan bir hayvan olduğunu söyleyebiliriz. E, bu şekliyle baktığımızda birleşik sözcüğün ayrı yazılmasından kaynaklı bir yazım yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli Şıkkı. D'nin bitişik yazılması hayır değil beyindeki derken Bulunma haliki olan daha zaten bitişik yazılır. Ki burada sıfatlaştıran ki olduğu için beyindeki şekil gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sıfatlaştıran ki bitişik yazılır. Doğru. Ünlü düşmesi kuralına uyulmaması demiş. Hayır böyle bir şey de yok. Denizden benzeyen ünlü düşmesi gayet de yaşanmış. Büyük harfin yanlış kullanılması derken böyle bir şey de yok zaten. Cümle büyük harfle başlar. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız denizli şıkkı olacaktır.